Efendim haftalığın bu bölümünde yine her zaman olduğu gibi konuğumuz olacak. Rusya-Ukrayna'daki özel askeri operasyondan sorumlu askeri kuvvetlerinin başına Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u getirdi. General Kıyamet olarak biliniyor bu arada bu komutan. Önemli çünkü neden bu değişiklikler oluyor? Önceki komutan Sırovikin ise Gerasimov'un yardımcılığına getirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Yani Putin savaş stratejisini mi değiştiriyor? Neler değişecek cephede merak ediyoruz açıkçası. Ya da Gerasimov Rusya için ne ifade ediyor efendim? Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak Rusya-Ukrayna savaşı arasında bir strateji konsept değişikliğine mi gidiyor? Bunların hepsini merak ediyoruz. Konuşacağız kiminle? Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar'la şimdi kendisine hoş geldin diyeceğim. Abdullah Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim Oya Hanım. Günaydın. Ankara'dan selamlar. Nasıl çok teşekkür ediyoruz. Bağlı? Bizden de Ankara'ya selamlar. Çok teşekkürler. Bizlerdeyiz. Açıkçası merak ettiğimiz bu konu var. Sizin de bu konudaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. O yüzden hemen sorularıma geçeyim mi? Elbette buyurun. Şimdi başlayalım o zaman. Rusya 3 ay içinde ikinci kez savaşa liderlik yapan bir ismi değiştirdi. General Armageddon ve General Kıyamet ismiyle bilinen Sergey Sırovikin'in yerine bu kez Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov getirdi. Şimdi haliyle bu isimleri söyleyince bizi izleyenler ya kim bunlar neler oluyor gibi düşüncelere kapılabilirler. Şimdi konuşacağız hepsini detaylı bir şekilde niye bu kadar önemli bu isimler. Ama şunu merak ediyorum. Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu? Ve Sırovikin Rusya'nın istediği neyi başaramadı ya da neleri yapamadı ne dersiniz? Neden böyle bir değişikliğe gidildi? Şimdi tabii General Kıyamet'in görevden alınması söz konusu değil. Sadece komutan yardımcılığında getirdi. Hmm. Sadece o değil, hem Genelkurmay Başkan Yardımcısı hem de Kara Kuvvetleri Başkomutanı'nın da Gerasimov'un yardımcısı olarak atadı. Yani şu an göreve gelen Gerasimov'un General Kıyamet dahil 3 tane yardımcısı var. Bunun aslında bir anlamı var. Savaşın statüsünü, özel operasyon diyordu biliyorsunuz. Evet. Rusya savaşa, savaş demiyordu. Şimdi savaşın statüsünü yükseltmiş oldu. Bu anlamda büyük bir önemi var. Bir diğer tarafıyla tabii bu Rusların baharda yapacakları taarruzun bir habercisi olabilir mi? Çok kuvvetli bir emare olarak kendisini gösteriyor. Neden? Çünkü General Kıyamet'in etki ettiği veya hükmettiği güçlerden çok daha büyük bir güce hükmedecek Gerasimov. Yani bütün Rus ordusunun kudret ve kabiliyetini Gerasimov'un kullandığını görebileceğiz. Veya buna dair bir olasılık kendisini göstermiş oluyor. Çünkü Sırovikin bunu kullanmaya haiz değildi. Yani sonuçta o özel operasyonun komutanıydı. Hı hı. Ama Gerasimov şimdi Rus Genelkurmay Başkanı gömleğini de çıkartmadan özel operasyonun komutanı oldu ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı da altına aldı. Bir diğer tarafıyla da Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nı da altına aldı Sırovikin'le beraber. Bu anlamda çok daha büyük bir güce hükmeden bir komutanın savaşın başına atandığını görüyoruz. Bir diğer tarafıyla Sırovikin savaş sırasında sizin General Kıyamet olarak tanımlamış olduğunuz özelliklerle beraber büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Yani Ukrayna'nın altyapısının %70'ini imha etti. Bu bir diğer tarafıyla da insan haklarıyla ilgili veya Rusya'nın ortaya koymaya çalıştığı imajla örtüşmeyen bir fotoğraf. Şimdi normalde savaşan birliklerin birbirlerini yıkımıyla ilgili bir husus olarak gösterir. Askerliğin onuru bunu gerektirir. Ama sivil altyapıyı yıkmak tabii Rusya'da da bir takım eleştirilere sebebiyet vermiş olabilir. Yani bununla ilgili zaten Gerasimov'la Sırovikin arasında bir ihtilafın anlaşamadıklarına dair de çeşitli kaynaklardan gelen bilgiler var. Bu açılardan bakıldığında hani hükmedeceği kuvvet... Bir diğer tarafıyla da savaşın gelecekte daha şiddetleneceğine dair karşı karşıya kalınan sah fotoğrafları Gerasimov'un görevin başına gelmesiyle ilgili bir temel fotoğrafı ortaya koyuyor.
Bir diğer tarafıyla da sanırım şunu söylemek gerek. Şimdi Gerasimov Genelkurmay Başkanı. Yani kara, hava, deniz, özel kuvvetler ve vekil güçler. Yani paralı askerler dahil olmak üzere vekil güçlerin kullanılmasıyla ilgili bir doktrinin sahibi zaten. Böyle olunca açıkçası yeterli de görülmemiş olabilir o yanı. Yani sadece kendi ekolünden gelen bir komutan böylesine özel operasyon denilen ve çok farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasını gerektiren bir savaşta Rus bürokrasi tarafından, Putin tarafından yeterli görülmemiş olabilir. Çünkü savaşta şu ana kadar 3 kere değişiklik yapıldı. Bu 4.'sü. Bununla da ilgili bir temel gerekçeyi saymamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz şöyle, aslında biz hep Rusya-Ukrayna arasında ya da Türkiye'nin de arabuluculuğu olduğu işte herhangi bir barış, müzakere olur mu gibi konuları konuşurken, ama sizin sözlerinizden anladığım kadarıyla Rusya sanki özel operasyondan çıkıp daha ciddi bir savaşın içerisine girme hazırlığında. Bu nedenle de belki de yine bu şekilde bir değişiklik yapma gereği hissetti. Baharda büyük bir savaş geliyor diyebilir miyiz o zaman? Çünkü bir yandan bakıyoruz, Ukrayna da Amerika'dan çok önemli yatırımlar alıyor. Patriot füzeleri keza, daha önce 45 milyar dolarlık bir askeri yatırımdan bahsediyoruz. Akabinde 2 milyar dolarlık yine. Şimdi bu yıl bizi daha büyük bir şey mi bekliyor Rusya-Ukrayna arasında? Şimdi burada tabii şunu söylemek gerek. Bir savaş nasıl müzakereye evrilir? Şimdi birkaç tane temel başlık saymak gerekiyor, hı hı, konunun iyi anlaşılması için. Savaştan taraflardan bir tanesinin yenilgiyi kabul etmesi gerekiyor. Böyle bir şey şu an var mı? Yok. Şu an böyle bir şey yok. Peki bir diğer başka gerekçe, savaşın kitlenmesi gerekiyor. Yani ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, taraflar artık bir mesafe alamıyorlar. Bir yenilgiyle veya yengiyle bir zafer mesafe alamıyorlar ve her iki taraf için de büyük bir yıkıma sebebiyet veriyor. Veya bir Pirus zaferi üretebilecek bir en fazla. Buna dair Ukrayna tarafı aslında bazı cümleler kurdu. Dedi ki artık savaş kitlendi dedi. Ama bir şekilde Zelenski'nin Amerika'ya gitmesinden sonra bu fotoğraf değişti. Şimdi bu da yok şu an. Yani bir savaşın kitlenmesine dair bir fotoğrafı da görmüyoruz. Veya daha doğrusu oluşan kitlenme çözümüne dair bir gayret var. Özellikle Batı tarafında. Neyle? Sağlayacağı destekle birlikte. Bunları sayarız. Bir diğer tarafıyla savaşın üretmiş olduğu riskler savaşın boyutunu aşıyor mu? Yani Avrupa'ya yayılma ihtimali veya işte bir nükleer savaşa evrilme ihtimali var mı? Şu an bunları da göremiyoruz. Yani hani Batı kendisinin canını yakacak bir oluşum görse diyecek ki tamam, Rusya bunu yapamıyor veya yapmıyor. Böyle bir fotoğraf da yok. Bir diğer tarafıyla bu bir jeopolitik fay hattının kırıldığı bir savaş. Yani jeopolitik hedeflere ulaşıldı mı, Rusya ulaştığını düşünüyor. Ama Batı ulaşamadığını, hatta geri kaldığını düşünüyor. Yani şu an Rusya evet belki pek çok handikap üretti savaşla ilgili, ama şu an savaşın başında ortaya koymuş olduğu hedeften daha ileride. Yani önceden Luhansk ve Donetsk'ti, yaklaşık 35 bin kilometre kareydi. Ama şu andaki hali 100 bin kilometre kareye işgal ve istila etmiş durumda. Şimdi Rusya müzakereye varım diyor ama bu toprak kaybını kabul etmem kaydıyla diyor. Şimdi böyle olunca jeopolitik hedefine ben ulaştım derken Batı hayır, ben jeopolitik hedefine ulaşmadım diyor. Onun jeopolitik hedefi ne? İçine çektiği Ukrayna kuyusunda Rusya'yı stratejik anlamda veya milli güçlerini yıkımı anlamında bir etki ortaya koymak. Yani amaç dinamik aslında. Ne kopartabilirim kârdır hesabıyla hareket ediyor. Hı hı. İşte yaptırımlarla beraber Ukrayna ordusu üzerinden, Rus ordusunun ortaya koymuş olduğu yıkım ve can kayıpları üzerinden, savaşın milli güçlerine öğütmesi üzerinden Rusya ile ilgili bir jeopolitik hesabı var. Buna ulaşabildi mi? Hayır, buna ulaşamadı. Şimdi böyle olunca savaşın ortadan kalkmasıyla veya bir müzakere evrilmesiyle ilgili bilinen
başlıkların hiçbirisini göremiyoruz. Böyle olunca bir diğer tarafıyla biraz önce siz söylediniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı o büyük ekonomik yardım. Sadece bu ekonomik yardımda kalmayıp Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu silah, teçhizat, mühimmatın ve istihbarat desteğinin, eğitim desteğinin bir şekilde Ukrayna ordusuna sağlanacağına dair verilen taahhütler ve şu anda kendisini gösteren, işte siz biraz önce patriot olarak söylediniz ama patriot bir pasif sistem, bir savaş açısından ama savaşın manevra kuvvetleriyle ilgili özellikle işte Challenger tankları, Challenger 2'ler İngilizlerin vereceği, sonra Fransızların vereceği AMX-10C'ler, işte Almanların vereceği Marder'lar, Almanların vereceğinin söylendiği Leopard'lar, çünkü Polonya bunu söylemeye başladı. Bir diğer tarafıyla Amerikalıların vereceği Bradley'ler. Yani bunların hepsi savaşın manevra kuvvetlerini kullanacağı son derece önemli, savaşın içerisinde, savaşın kazanılmasıyla ilgili son derece önemli silah sistemleri. Şimdi böyle olunca bir diğer tarafıyla Ukrayna tarafı on binlerce askerini hem batıda eğitince, batı ülkelerinde hem kendi topraklarında, bir diğer tarafı benzer süreçlerin Ruslar safında kendisini gösterince açıkçası özellikle en son dönemde yaşanan Bakhmut ve bir şekilde Soledar çatışmalarıyla da beraber savaşın bu evrede bile nasıl şiddetlendiğini görünce açıkçası savaşın devam edeceğini görüyoruz. Yani peki, her iki tarafta cepheye çok kuvvetli bir şekilde silah, teçhizat, mühimmat ve asker yiyor şu an. Şimdi o zaman hemen daha özele tekrar dönmek istiyorum. Putin'in yaptığı bu değişiklikler üzerinden tekrar konuşmak istiyoruz. Çünkü tanımak istiyoruz açıkçası ya da Putin'in bu yeni dönemde nasıl bir tablo yarattığını ya da nasıl bir izlenim vermek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Gerasimov'dan tekrar bahsedeceğim. Şunu merak ediyorum, ne bekliyor Rusya Gerasimov'dan? Çünkü Kırım'ın alınmasında önemli bir rolü var, siz de biliyorsunuz Gerasimov'un. Peki Ukrayna'da nasıl bir rol oynar sizce, ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii Gerasimov Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan Genelkurmay Başkanı. Yani 2012'de gelmişti. Yaklaşık 10 yıldır, hatta 10 yılı aşkın bir süredir Genelkurmay Başkanlığı yapıyor. Bu aslında kendi içerisinde büyük bir başarı ve Putin başta olmak üzere Rus bürokrasisinin Gerasimov'u memnun oldu. Onun Genelkurmay Başkanlığı'na güvendiği gözüküyor. Bir diğer tarafıyla kendi adıyla anılan ve Rusların Vekaletler Savaşı'nda, Hibris Savaş'ta kullanmış oldukları Gerasimov doktrini denilen ve açıkçası Rusların özellikle Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'da ve Ukrayna'da son derece önemli inisiyatifler geliştirmesine sebebiyet veren son derece önemli uygulamaları oldu. Şimdi bunları bu savaşta da kullanacak. Bir diğer tarafıyla tabii özellikle Wagner'le şu andaki komutan arasında bir takım tenakuzların geliştiğini de Soledad'da, Bakhmut'ta gördük. Aralarında işte orduyu eleştiren bir takım cümleler filan da kuruldu. Bunlar son derece tehlikeli cümleler Rusya açısından. Bunları ortadan kaldırmak adına bu işi doktrinleştirmiş ve bunu uygulamış bir liderin, bir askeri liderin özel operasyon komutanı olarak atanması son derece önemli. Ama tabii şunu söyledim, tekrar söylemek gerekiyor burada. Bütün Rus ordusunun kudretini, kaynaklarını kullanabilecek bir lider olarak özel operasyon komutanı atandı. Yani Rus Genelkurmay Başkanı gömleğini sırtından çıkartmadı. O yetki ve inisiyatifleri taşıyarak geldi. General Kıyamet'in, yani daha önce savaşı komuta eden komutanın böyle bir inisiyatifi yoktu. Şimdi özellikle özel unsurları, yani paralı askerlerin kullanılması, savaşı etkileyen ve algıyı yönetecek bir takım savaş dışı faktörleri kullanılması konusunda Gerasimov son derece bir doktrin geliştirmiş ve bunu uygulamış bir kişi. Ama bir diğer tarafı da şöyle bir cümle kurmak gerek. Bu doktrini Genelkurmay Başkanı olarak bu savaşta uyguladı Oyan'ı. Ama başarılı olamadı. Yani bunu da aslında bence asıl irdelenmesi gereken en önemli konu burası. Şimdi biz hep süslü cümlelerle Gerasimov doktrini, yani Hibris Savaşı'na ait Sayın Ağar, şunu merak ediyorum. Ruslara has
Çok özür diliyorum, bölüyorum sizi ama bu soruyla birlikte cevaplandırmanızı da istediğim için. Şimdi bizi izleyenler de merak ediyordur. Gerasimov doktrini diyoruz. Suriye, Gürcistan, Kırım ve Donbas'ta önemli kazanımlar elde etti bu doktrini ama bu doktrin ne anlama geliyor? Yani ne gibi özellikleri var? Bir yandan onu da açıklarsanız çok seviniriz. Şimdi tabii yani siz Suriye'yi, Gürcistan'ı, Donbas'ı söylediniz ama ben bunlara Libya ve Kafkasları da eklemek istiyorum. Yani hatta yakın dönemde Karabağ Savaşı'nda ortaya koymuş olduğu etkiyi de eklemenin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle 44 günlük muharebenin son evresinde savaşa yaptıkları müdahale de bu noktada son derece önemli. Şimdi temelde farklı disiplinlerin, yani normalde biz savaşı neyle algılarız? Bir işte gücün, ordu içerisindeki disiplinlerin savaş için kullanılmasını ve kanalize etmesi olarak algılarız. Ama burada savaş dışı bir takım etkenlerin, yani örneğin iletişimin, etkileşimin, istihbaratın, kamu diplomasisinin, vekil güçlerin bir şekilde savaşla birlikte eş güdüm olarak kullanılması ve buradan bir fayda maliyet hesabı yaparak kendi hizmet etmiş olduğu ülke adına kazanım elde etmesi. Bunu başardı mı? Evet, bunu başardı. Yani nerede başardı? İşte siz söylediniz. Suriye'de başardı. Hı hı. Gürcistan'da başardı. Libya'da başardı. Karabağ'da görece olarak başardı. Bu çok başka bir denklem Karabağ. Vakit kalırsa konuşuruz. Hı hı. Ve Donbas'ta başardı. Ama şimdi başka bir fotoğraf ortaya çıktı. Biraz önce onu da vurgulamak istedim. Şimdi burada en temel unsur neydi biliyor musunuz? Rus caydırıcılığı. Yani bizim flag show diye tanımlamış olduğumuz bayrak gösterisi veya güç gösterisi. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz temel alanlarda, yani örneğin Suriye'de, Gürcistan'da, Libya'da veya Donbas'ta karşısına çıkan kuvvetler Rus devletinin arkada duran o büyük kudreti karşısında mücadele etmeyle ilgili bir takım çelişkiler ürettiler. Veya çekinceler ürettiler. Yani durmadılar kuvvetlerin karşısında. Gerasimov doktrini de aslında buradan güç aldı. Hmm. Şimdi ise karşısında, yani Rus devletin önünde durmaya cesaret etmiş bir Ukrayna kuvveti var. Şimdi böyle olunca Gerasimov doktrini Ukrayna Savaşı'nda da kullanmış olmasına rağmen istediği sonuçları alamadı. Kimler üzerinden? Kendi vekilleri üzerinden alamadı. Şimdi bir asil olarak kendisinin rütbelerin altında haiz olan, taşımış olduğu bütün kudretle beraber savaşa girdi. Şimdi o zaman bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Şu ana kadar kelle alan, amiyane ifadesiyle, argosuyla. Tabii ki. Kelle alan, Gerasimov'un kellesi gidecek mi yoksa kalacak mı? Bunu da ne belirleyecek? Bunu da işte bu baharla beraber savaşta göreceğimiz temel fotoğraf belirleyecek. Çünkü böyle bir kendi içlerinde bir çelişkinin yaşanmış olabileceğini aslında görmek gerektiğini düşünüyorum.